Bu arada telefon hattımızda mı? Büfeci Fatma Çetiner telefon hattımızdaymış. Fatma Hanım günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim, buyurun. Az önce dedi ki eve, yani bu çiftliğe başka kadınlar geliyor diye sizin de rahatsız olduğunuz an. Kesinlikle böyle bir diyaloğum yok, böyle bir muhabbetim de yok. Yani durmuş hali dayım benim, sen kapı komşum. Böyle bir benim bilgim, yani hiç böyle bir muhabbetim olmadı. Teyzeme söylemiş. Teyzem çünkü en yakın arkadaşlarından birisi. Hayır, kesinlikle benim muhabbetim yok. Gülay'sa olmaz. Gülay'sa benim okul arkadaşım. Hı. Söylediniz mi Gülay Hanım'a böyle bir şey? Hayır, kesinlikle. Peki, bir şey söylemediniz. Böyle bir durum var mı? Yani bu çiftlik dediğimiz yerde böyle gelen giden oluyor mu? Hayır. Ben burada esnafım. Ben yani gündüz o çiftlikleri görmem. Mesela 6.35 yerine gelirim. Akşam 8'de dönerim. Yani bunu köylü de biliyor. Böyle bir şey yok. Sana teyze mi söyledi? Ben yani o işi bırakmam değil. Tedirgin hallerine hissedendim. Yani o gün ama bir hatta benden veresiye aldı o gün. Peki bir şey sorabilir miyim? Onun adını vermeyelim, alkol diyelim de. Sonra o sizden alkol aldığı yerle bu muz çiftliği yakın yerler mi? Muz çiftliği dediğiniz yer neresi abla? Yani bu Sera bekliyor. Yani Sera işçi. Yani benimle dükkan arası yaklaşık 500 metre. Bu muhtemelen o bunu işten çıkıyor, benim dükkanıma uğruyor. Alkolü alıyor, buradan gidiyor. Tamam, yakın mı şu an bizim röportaj yaptığımız yer Hüseyin? Evet, ben yani o canlı yayına yakınım. Müge Hanım yakın, orada bir bağlantı sorun var. Bakın şöyle göstereyim şuradan. Evet. Hemen şu aşağısı Kaledran Köyü, muz seraları orada, Kaledran Köyü. Hanımefendinin büfesiyle Durmuş Ali Bey'in de muz deposu karşı karşıya, çok yakın. Gökmen Kaya'nın çalıştığı ortada. Muz serası da orada yakın. Sera sahilde, büfe ortada. Ana yolun karşısında da bunun deposu var. O zaman çok yakın yerden. Yakın. Arabayla hepsini gezsen 2 dakika etmez yani. Tamam, her şeyi anladım da niye o zaman birbirlerine bir şey yapsınlar ki? O kısmını anlamak çok zor yani. Hani niye bir şey yapsınlar? Orasını anlayamıyorum. Burada tepki gösterebilecek olan eşi olabilir, oğlu olabilir. Başka niye tepki göstersin ki? Tamam, Durmuş Ali Bey'e de soruyoruz ama efendim, Durmuş Ali Bey de sonuçta evli barklı bir adam. Sitelerin bulunduğu Hüseyin yerdeki yer bizim babam çalıştı. Toplu bir site tarzı bir yerler var, evet, karşıda. Orada. Onun arka tarafında bir sera tarzı yerler var. Evet, sahile çok yakın çalıştı. Dip dibe zaten, orada çalışıyor. Sera daha iyi gözüküyor zaten. İnşallah hiçbir hayati tehlike söz konusu değildir. İnşallah. Gökmen Bey'le Nurhan Hanım belki de şu anda bir keyifle bir yerde yaşantılarını devam ettiriyorlardır. O şekilde düşünüyoruz. Bana göre efendim çok öyle gözükmüyor abi. Yani öyle temenni ediyorum. Evet. Olamaz her demiyorum. Her ikisinin de hayatı bakımından. Ya Nurhan Hanım'ın ne de bizim bir yani babamın adına konuşuyorum. Yani ailesini bırakıp bu şekilde bu olayların Bezler. Çocuk değil sonuçta. Bu şekilde olayların büyüyeceğini düşündükleri için zaten belirttiğim gibi eskiden sıkı arkadaşlar ve aynı mahallenin çocukları benim annemle evlenmeden önceden beri tanışıyorlar bu kişiler. Birbirlerine zarar dokunmayacak bu kişiler yani. Başlarına bir iş geldi yani. Ne geldi bilmiyorum. Demek birileri başlarını sıkıştırmış. Yine bir belaya çıkıyor bu. Zaten dedim o zaman ki ben ikisini bilerek yaptığı bir şey tamam, değil. O zaman Nurhan'la Gökmen'i birisi kıskandı. Kim ama işte? Babamın kaybı şüpheli işte. Babamın kaybı şüpheli. O çıkışı şüpheli. Siz de görüyorsunuz yani. Ama o gün dönüşü de 5 saat bir fark var. Hayır ama sonuçta dönüyor ya Gökmen. 2 gün yaşıyor evinde. 2 gün evde. 2 gün evde. Hayır, sarayından bahsediyorum. Kaçmaş olsa adam onunla beraber kaçar. Hayır, babanız diyelim ki Nurhan'ı öldürdü. Bir yere gömdü. Tamam. Tamam. 2 gün evdeydi. Geldi köye tekrar. Evet. Köyde 2 gün yaşadı. Devam evet. etti. Evet efendim. 2 gün evdeydi. Sonra korktu polisten vesaireden bir kaçayım dedi. Ama niye altındaki o bozuk motosikletle kaçsın? Efendim niye zaten niye üzerindeki o kıyafetle kaçsın? Şunu da o motor bugüne size, yansımıyor zaten. Madde, orada madde kaza durumu da yoksa, şu anda o derece dedi. Madde bir durumu da yok konuşun, yani. Ben bilgim var o konuda. Şimdi yerler bizim bahçelere hep ben bakarım. Babam da aylıkçı bir yerde çalışıyor. Biz bu sene bir ev, bizim bulunduğumuz bölgede su sıkıntısı olduğu için sondaj çalışması yaptık. Biraz maddi olarak hani hem ben verdim hem babam verdi. İş yerinden aldım bir miktarını da hatta. Cebinde para olmadığına adım kadar eminim yani. Olmaz. Kesinlikle yani bir yere gitme şansı hiç yok.
Ki gitse de güneyden evet, babamın gözüktü yani. Bu şekilde kaçıp yani hiçbir mutlaka bu olayın içinde bir kişi var ki. Yani bu olaylar, aynen bu olayların içinde arkadaşlar, birkaç kişiler var. Hayır. Gökmen Nurhan Hanım'ı öldürdü diyelim. Tamam. Sonra döndü köyüne. Sonra köyünden de Sinem arayınca beraber buluştukları falan ortaya çıktı diye korktu. En son polise de tanımıyorum demiş. Telefonunu açmamış. Demek ki bir polisle ilgili bir kaygı da yaşıyor. Hani bir strese giriyor polisle ilgili. Yoksa polise der ki beni aradı. Ben de onu şuradan aldım. Şuraya da bıraktım deseydi. Bu bugün de yanımızda olacaktı. Resmi olarak kesin bilgi mi? Yani Sinem'in bildiği. Kesin bilgi. Tamam. Kesin bilgi. Kesin bilgi. Böyle şey yapıyor. Tamam sonra evine geliyor. Bir dakika dur. İki gün kaldı. Pardon. Polis de bunu konuştu. Polise de en son tanımıyorum dedi. Sonra işte o motosiklet görüntüsüne geliyoruz Ahmetciğim. Niye o motosikletle beraber bu alkolü alıp oraya gitsin? Zaten eğer kaçacak olsa gidip bu Fatma Çetiner'den gidip o alkolü almaz. Almaz. Bir de arabasına biner gider. Biri bir yere çağırmış olabilir. Ya benim paraya ihtiyacı vardır. Paraya arabayı var. Özellikle alır, satmayı da düşünür zaten arabayı. Zaten Fatma'nın belirttiğine göre yazdırmış hani veresiye herhalde. Bile yazdırdı yazdırmış, diyor yani. Parası yok. Parası yazdırmış. Yok yani. Benim adım kadar eminim. Yazdırması değil önemli olan. Kaçacak ya. Aynen. Tamam, kaçmaz. Motosikletin üzerinde polisten kaçıyor. Alacak torbasının yanına. Tamam mı? Şey mi yapacak? Oradan içip mi kaçacak? Ya işte. Tamam başka bir şey var yani. O evet, adam kaçmak işte. İçin bu yola çıkmamış. Bu yol sonrasında ne olduysa yani oldu. Bir şey ise el vermek istiyoruz. Bu yolda kaza yoksa. He? Bu yolda kaza yoksa. Güney Karakolu'na yansımıyorsa. Arkadan başka yollar varmış. Efendim bu babanın torbası zaten böyle bir torba gibi bir şey yok elinde. Çünkü bahçede hiçbir kanıt bulamamışlar. Oraya gitse mesela K9 köpeklerine falan koklatılmış ya, bir çalıya bir şey kıyafeti falan illaki değecek. O köpekler bunun farkına varabilir mi? Köpek yoktu. Kim var böyle oraya yola gitmesi? K9'lar kıyafeti köpek, falan köpek yoktu. Köpek gelmedi. AFAD ekipleri vardı. Ararlar. Konlandırıldı köpek gelmedi. Dur bir dakika arkadaşlar buradan gittiğinde... 3 saat arayla. Orada birileri olsa da bulunur yani. Anneciğim dinle mi kanımı? Buradan gidince o tarlaya gitmeden önce gidebileceği hangi köy var? Arkadaşı, akrabası falan neresi efendim, var? Efendim oranın geçmesi için Adana restoran var. Bir 4 kilometre ilerisinde. Yani başka bir bağlantı yolu yok. Oradan geçecek ya o köylere bağlanacak. 24 saat inceleniyor. 24 saatte oranın önünden geçmiyor. Ama bir yanlışlık var. Bir hata vardır o zaman. Nasıl annem diyor, annem değil diyorsunuz bilmem ne falan. Siz tanımıyorsunuzdur. Bir yere var olup da kesinlikle uzaylılar... o bağlantı yollara geçmesi için o Adana restoranın önünden geçip bağlanması gerekiyor. Başka ara sokak yok. Bir mahalle. Gökhan ne yapacak? Uzaylılar mı kaçırdı? Şey, yolun yanında işte biz yani taklamışımız konu burada yani. Tamam başına bir şey gelmesi için de bir yerden geçmesi lazım ya. Yo önünü kesip ya, de getirebilirler. Önünü kesebilirler tenha yer yani ki. Yol kenarı motoru burası. Motoru da atarlar götürülebilir. Aynen. Motor da yok ortada. Araba... O yüzden çok korktuk. İşte. Büyük bir transit var yok şey ama gelir, hiçbir kimse izlemiyor. Ortadan kaldırmak için yani ikisini de orada götürür. Şu şekilde kaybolabilir. Hayır, ancak ona birisi orada zarar verir arabaya. Evet. Etraf mesela motor aşağı falan atılır bakıldı yok yani. Öyle olmaz. O zaman kamera kayıtları yeterince incelenmedi demektir. Bir de şöyle bir şey var. Bu ana yol ya aşağısı yani? Kurtlar Vadisi dizisi mi çekiyoruz? Tırla gelecekler onun önünü kesecekler. Arkadan tıra motosikleti bindirecekler falan gibi. Yani geçmedi dedin de karakoldan ben ifade al. Yani sordum incelendi oradan geçmiyor dediler bana. Ben kendim bizzat gerisindeki kamerayı kendim inceledim. Geçtikten sonra 2.42 geçe kaybolduğu gün geçiyor geri dönüşü olmuyor. Saat 8'e kadar inceledim. Zaten 7'de ben köydeydim. Gökhan'cığım oradan geçince sizin bir akrabanız falan var mı böyle bunu saklayabilecek gibi? Yok efendim. Mutlaka hani yakın var. Köylünüz böyle oradan geçti sağa döndü sola döndü. Orada bir amcamın oğlu var. Askerlik arkadaşı var vesaire. Ya çok samimi olduğu kişiler zaten bizim kendi mahallemizden aynen. Zaten. Bizim yok mahallenin yani. İlerisinde Çiçek Mahallesi var. Orada da yaşayan hane sayısı 10 ya var ya yok. Onların ya çoğu da merkezde ben, oturur. Gökmen Kaya'yı saklayan biri ya da birileri varsa... Yeniden altını çizmek istiyorum. Kendisi kasten adam öldürme suçlamasıyla aranması var. O nedenle onu saklayan kişiler de bu olaya yardım ve yataklık etmiş algılanırlar. O nedenle arkadaşlar yani bu konuda birbirimizi saklamayalım, ortaya çıkaralım. İnşallah yani Rahmi Bey'in gönlünden geçene katılıyorum. İnşallah Nurhan Şahin de bizi izliyordur. Fakat bu kadar ailesini perişan edecek kadar günlerdir ortaya çıkmayacak bir kadın mı? Onu da düşünmek istemiyorum. Fakat burada bir gariplik var. Burada konuşulmayan atladığımız bir nokta var. Hiç yani akıl şeyinde gitmiyor. Bir yerde kopuk. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum. Gözün aydın.